Kemerburgaz'da golf sahaları arasında bir kulüp lokantasındayım. Normal olarak böyle bir yere çekmek aklıma gelmezdi çünkü bilmiyordum. Fakat buraya davetli olarak geldim. Bir arkadaşım burada evi var. Geldiğimde burada yemek yedik ve yediklerim hoşuma gitti. Özellikle bir iki öğün çok başarılıydı. Ben de size göstermek istedim ne olup bittiğini burada. Bugün inşallah aynı düzeyde bir yemek karşıma çıkar. Ayvaz Usta, çorbayla başlıyoruz herhalde. Yani sofra geleneği olarak çorbayla bir start verelim. Tamam. Şu güzel şey koymuşsun. Bu tereyağlı mı? O biraz acılı ve salçalı sosu var. Acı ve salça. İsteyenler tercih edenler ben şimdi bakıyoruz. Ben acı ve salça dedim mi koyarım. Tamam. Bu böyle yoğurt aşı falan gibi bir çorba mı nedir? Bu aslında ona benziyor ama bu çorbamız füme patlıcanlı mürdüm eriği çorbası. Birazcık değişik bir çorbadır. Genelde hani Türk mutfağından esintilenip bazı şeyleri kombinasyon yaptığımız için nohut sevilen bir şey. Patlıcan zaten kimsenin hayır diyemeyeceği bir şey olduğu için. Böyle değişik bir çorba yaptık. Bu çorbanın mali şeyi nedir? Fiyatı? Şimdi bu sunumdaki bir çorbamız 10 TL'den başlıyor. 10 TL'den başlıyor ne demek? Yani şimdi çorbasına göre değişiyor. Günün çorbası farklı, içinde tabii ki kullandığımız malzemeyle de alakalı. Hmm. Ama bu çorba 10 TL'ye şu anda satışa sunduğumuz bir çorbamız. Anladım. Çok hoş. Nereden öğrendin bunu? Yani bu hiçbir yerde karşıma çıkmadı böyle bir çorba. Şimdi yemekleri daha çok ben kendim denedikten sonra hani menümüzde uyguluyorum. Ben birkaç defa denedim ondan sonra. Yani bir yerden öğrenmeyi çok sevmiyorum. Ben araştırmacıyımdır ama. İyice şey yapacağım. Tamamen salçayı bitireceğim. Çok hoş. O salça artı biraz da Louisiana sos var. Böyle tatlı bir acısı vardır. Louisiana sos. Ha, yani hafif acımsı. Ama tatlı bir acı. Tatlı acı. Güzel, enteresan. Füme patlıcan. Mürdüm eriği gelmedi ağzıma ama. Şu siyah olanlar çünkü çok fazla kullanmadım. Eğer tatlı olursa biliyorsun sen çorbada çok tatlı olma ise iyi değil. Ha, şu tabii. Şu siyah olanlar mürdüm eriği. Hafiften bir aroması vardır. Burada ekmek tüketilmesin diye de fırınlanmış nohut kullandık. Ne güzel. Genelde kroton kullandı biliyorsunuz. Hani o evet. Ekmek olduğu için çok şişkinlik yapmasın diye ben nohutu tercih ettim. Hoş burada bir andırıyor şey yani lezzet olarak. Peki epey yemek var galiba, devam edelim. Ben bu kadar alacağım. Afiyet olsun. Nasıl zaten geçeceğim? Doyurmayın daha çok yemeğimiz var. Evet Ayvaz Şef, somon tartını tavsiye ettin. Üstündeki yani, ne? O nişastayla kızartılmış domates kabuğu, altındaki de roka. Kresi. Roka. Onun altındaki avokado, yeşil elma ve somon, en alttaki de avokado humus. Avokado. Yani içerisinde yine nohut var, sarımsak, tahini var ama birazcık da avokado kullandık ki hem renk açısından hem de biraz daha ferah bir tat versin diye. Yeşil elma güzel olmuş yani, biraz ferahlık vermiş. Mayhoş bir tat veriyor. Somon kümeyle de güzel uyum sağlıyor lezzet olarak da. Evet, somonun kalitesi şöyle böyle, belki gelen kalite, yani somon daha kaliteli olabilir ama belki bize gelmiyor herhalde. Şimdi değil mi? Ülkemizde sizin istediğiniz o Norveç somonunu bulmak biraz sıkıntı. O sıkıntı mı oluyor, evet. Ama tabii orta kesimi biraz daha üst kalite olarak kullandığımız, yani markalarda zaten bizim belli markalarla çalışıyoruz. Hmm. Fena bir somon değil. Ama güzel bir değişim yapmışsın, burada hoşuma gider. Şimdi somon yağlı, ekşi elma biraz aside veriyor, tabii biraz da çıtırlaştırıyor. Frank soğanı kullanmışsın. O her zaman biraz da lezzetli. Kapari var içerisinde. Kapari de var oraya. Bir turşu tadını oradan alıyoruz. Güzel. Avokado da altında. Avokado genellikle hem avokado yağlı hem somon yağlı ama avokado deniz ürününe çok iyi gidiyor. Mesela pavuryayla falan çok iyi. Bir de çok tüketmemiz gereken bir şey ama nötr bir tat olduğu için çok da tüketemiyoruz. En azından hani bunun yanında bir altına yatak olarak kullandığımız humusun içerisinde değerlendirelim istedik. Hem de farklı bir görüntü olsun diye. Hoş gitmiş. Şunu yiyeceğim, bu domates. Genelde çöpe atılır aslında domates kabuğu ama İtalya'da biliyorsunuz onlar kurutulduktan sonra tekrardan baharata dönüştürülüyor. Çok yemek kendi ağzıma al. Çok da lezzetli oluyor, denemek çok lazım güzel. Aslında. Bunun fiyatı nedir? Bu da 26 liraya satılıyor şu an. Menüde. Menümüzde var. Çünkü içerisinde dikkat ettiyseniz somon çok ağırlıklı. Hani çok böyle şişirme bir şey kullanmadık. Çok yeşillik kullanıp az somon kullanmayalım istedik. Farklı lezzetler devam edelim. O zaman şimdi devam sunacaksın. Şimdi spagetti bolognese yapacağım size. Harika. Bir de deniz tarağı. Bir nefes. Ara geçiş olarak bir onu deneyelim. Tamam.
bunu risotto, güzel bir risotto yapıyorum. Ne risottoya bakalım sonuna. Mantar ve taze baharatlar ve gorgonzola sos, deniz tarağının sosu. Hmm. Tabii risottoya da üstten attığı için ona da geçmiş oluyor. Lezzetli. Afiyet olsun. Deniz tarağına bakalım. Bizde ben onu ayırt ediyorum. Taze olmayınca dondurulmuş geliyor. Tabii bu ithal geldiği için i̇thal içimizde geliyor. Zaten yok biliyorsunuz evet, ki. Ülkemizde yok da bunun biraz belki yandığı için mi doku olarak. Mesela ben bunu evde yapınca, yurt dışında bulunca. İçi çok lezzetli oluyor, sulu oluyor. Bu biraz böyle hafif cikletimsi şimdi olmuş. Şöyle, bunlar donuk geldiği için biliyorsunuz ki yani difriz de aslında defroz da bir pişirme tekniğidir. Evet. O da bütün gıdayı pişiriyor. Pişirdiği için de maalesef ki tam o tazeymiş gibi bir dokuya sahip olmuyor. Olmuyor. O yüzden yani burada yapacağım bir şey yok. Yani ülkemizde çıkmış olsa böyle güzel bir ülkemizde sarı. Çıkıyor ama küçükleri çok küçük. O da çok lezzetli zaten aslında. Zaten onu ateşe göstermeye de gerek yok. Limonu sıkıp tüketmeniz lazım. Şimdi mesela ben bunu yani çok güzel yapmışsın. Buna yani bu malzemeye dair bir şey yapamazsın. Ancak bu kadar. Evet. Mesela ben buna para verip alıp kendim yemem. Çünkü şey olunca yani daha iyisini bulabildiğim için. Bunu yemem de ne kadar fiyatı bunu düşünelim. Bunu biz genelde özel davetlerde menümüzde var. Ara sıçak olarak veriyoruz. Da, bu da hani 30 TL falan. Bizde hiç büyük deniz tarağı yok mu? Çıkmıyor. Bunlar kadar yok. Daha yani küçük. Çok küçük. Onlar da dediğim gibi pişirmeye tavaya koyduğunuzda kayboluyor zaten. Ama 4-5 çok tanesini biriktirirsiniz bir tabağın içine koyarsınız o da ciddi bir maliyet. Anladım. Şeyin güzel dedim onun bir tadına bakalım. Spagetti bolognese. Bakalım. Evet. Spagetti bolognese bir kere görünüş olarak güzel. Yani belli al dente pişirmişsin. Hı hı. Ne var içinde? Yani bolognese'de et. Şimdi şöyle bolognese ülkemizde biliyorsunuz hemen kavrulmuş kıymanın birazcık Napoliten sosla karıştırılmış halidir. Evet. Ama ben iyi bir İtalyan şefle çalışırken öğrenmiştim ondan. Yaklaşık bir 6-7 saat kaynatıyorum ben bunun kıymasını. Hı. Ondan sonra içerisine birazcık da kemik suyu ve porçini mantarı, kuru porçini mantarıyla tatlandırıyorum. Farklı bir lezzet çıkıyor. Zaten bakken güzel olmuş. Ünlü bir restorantın da Michelin yıldızı aldırmış bir sosu bu. O şefle yani, beraber çalışmıştık biz. Kutucuna biliyorsun Bolognese'de birden çok et kullanıyorlar. Tabii ki. Bir de tek çekim olması lazım. Çok böyle kıymayı ezmemek lazım. Bizde sırtlama eti kullanıldığı için başka et kullanılmıyor. Böyle şeyde. Evet o kemik büyük lezzet vermiş. Yani çok büyük fark yaratmış. Çünkü öteki kıymalı makarna oluyor. Bir de hani sadece ağzında kıyma geliyor. Domatesin Hayır. sosu şey değil. Bunda kerevizinden tutun her şeyine kadar bayağı bir yoğun bir aroması var. Hmm. Bir de düşük ateşte çok pişmesinin de vermiş olduğu ayrı bir lezzet var. Yani nasıl yapıyorsun? Yani kıymayı domatesin... Önce kıymanın bir kere yağını alıyorum kavurduktan sonra. O yağı tamamen atıyorum. Ondan sonra içerisine kemik suyu, kemiğin özellikle ilik kısımlarını çıkartıyorum ki yani onu kırdıktan sonra kaynatıyoruz. O ilikleri de çıkartıp kereviz sapı, bol soğan, sarımsak ve o kıyma tekrardan kuru porsini mantarıyla beraber tekrar kaynamaya başlıyor. Ve kaynadıktan sonra iyice pest haline geldikten sonra onu artık porsiyonlara ayırıp tekrardan taze yapılmış Napoliten sosla beraber taze baby mozzarella peyniri muhteşem de oluyor. Ben bunu sordum, hanım evde yapabilir miyim? Bu dediğini yapamaz. O zaman biz göndeririz. Bizi aşıyor bu. Fazla sofistike bir şey. Yani birazcık zaman ayrılıp yapılırsa 1-2 ay dolapta da saklanır. Difrizde porsiyon porsiyon kullanılabilir aslında. Bunun güzel al dente de pişmiş. Makarna. Makarna herhalde ithal edilen makarnalardan ilk önce. Bu da ithal bir makarna. Şimdi biraz gibi bu mutfağımızda farklı bir ürün kullanıp yerli malıyla yapmanın bir anlamı yok. Biraz ülke mutfaklarına saygı duymak lazım. Ben o konuda biraz ciddi şeyimdir. Şimdi bir İtalyan makarnası kullanmıyorsanız iyi bir bolognese sos yapmanın da bir anlamı yok. Yok değil mi? Yani iyi de mi makarna kullanmışsın ondan söyleyeyim. Durum buğdayı güzel kalitesi. Durum buğdayı. Sert ya buğday yani. Bu menünde var. Menümüzde var. Özel tabii. Davet şeyi değil bu. Hayır bu günlük menümüzde alakartımızda var. Bunun fiyatı nedir? Bu da 20 TL. Şükür bunu çok beğendim. Başka ne sunacaksın bize? Şimdi size güzel bir balık hazırlayacağım bir de köfte. Tamam.
Sonuçta ben bunu daha önce yemiştim biliyorsun. Hatta bu çekime karar vermemin nedeni bunu izleyicilere göstermekti. Çünkü çok hoşuma gitmişti. Evet, güzel bir yemekti. Şeyde gerçekten öyle ve daha çok İtalya'da falan gördüğüm bir şey bu. Yani balığı şeye sarıyorsun, patatesle, kızarmış patatesle. Bunun tekniği çok zor olsa gerek, levrek balığı. Altında da güzel bir sos yapıyorsun, ıspanaklı galiba. Ispanaklı, yani mantarlı. Öyle güzel krema ve peynirli bir sos yapıyoruz altına. Tamam, anlatsana nasıl yapıyorsun. Şimdi bunu bu yürüyüşte kare şey. Ben yurt dışında bir yarışmaya gittiğimde orada dikkatimi çekmişti. Bunun bir makinesi var, patatesi koyduğumuz zaman çiğden 5 metre kopmadan bir ip çıkarıyor. Sonra güzelce deniz levreğimizin üzerine onu kazak gibi örüyoruz. Ondan sonra yağda kızartıyoruz ama özelliği patates yağı direkt emip hemen kıtırlaşmaya başladığı için balığın içine yağ çekmiyor. Üzerindeki soslarda hepsine farklı soslar koyduk ki acı sevenler için işte teriyaki var orada, bir de limon butter sos var. Nerede limon butter sos? Şu istersen. Şurada. Şu mu? Şöyle fişekten ben birazcık. Bu da tereyağı, limon, birazcık baharat var içerisinde. Ha, ne güzel, bunu şey yapmadım. Bunda ne var? Onda da Louisiana acı sos var. Öbüründe de teriyaki sos var. Hepsini biraz koyuyorum ben. Değişik bir balık yemeği. Hani tattıktan sonra bizim de hep dönüşlerde baktığımızda farklı geliyor insanlara. Lezzetli geliyor. Biz de burada özel davetlerimizde istenildiği zaman böyle güzel şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bunu kaça yapıyorsun? Bu biraz şey pahalı ama hani 50-60 arası değişiyor. Ama yani burada çünkü epey bir emek var. Kesinlikle. Hem emek güzel var, hem içine kullandığımız balık 1200'lük bir balık yani. Hani anladım. Kaliteli bir balık. Güzel. Patates de çok hoş bir lezzet etmiş. Bunu hakikaten menüye koy derim yani. Menüye koyma şöyle, ben daha önceki çalışmada hep koyduk, başımıza gelenler şu: herkes bir anda istediği zaman bunun kesinlikle bir kişi tarafından yapılması lazım. Çünkü patatesi sarıp bekletemiyorsunuz, kararma yapıyor. Sipariş geldiğinde anında pişmesi gerekiyor. Yapın yani. İşte ne güzel, dünyanın en iyi lokantaları hep öyledir. Sipariş geldikten sonra pişir. Şimdi o hani bunun için ayrı bir işçilik var ama düşünüyoruz. Yani genelde şu anda bunu tattıktan sonra gelenlere yok demiyoruz. Bir kişi bunu yapacak. Bu kişi bunu yapacak yani, onunla uğraşacak o zaman. Mesela siz geldiğinizde bir daha ben patates sarıp levrek istiyorum dediğinizde vardır menüde. Peki burada şimdi izleyicilerden biri buraya telefon etse, biz geleceğiz, 4 tane patates levrek ısmarlatırsa. Yapılıyor. Köftenin farklı ne bildiğimiz sonu? Şimdi köftemiz dışındaki yufka, çıtır bir yufka var. Yufkanın içinde pişiyor köfte. Ve içerisinde de Antep fıstığı taneleri var. Yani yine klasik, içinde çok ekmek kullanmadığımız, tamamen %70 dana, %20 kuzu kıymasıyla yaptığımız bir köfte. İçerisinde sadece fıstık var, üzerinde yine toz fıstık. Dışında da yufkanın olması hem ekmek yedirmiyor hem de çıtır bir tat verdiği için farklı bir lezzet. Ama biliyorsunuz ki köfte köftedir yani. Evet, ben biraz daha yağlı seviyorum köfteyi, şöyle yağ aksın içinde diye. Şimdi günümüz birazcık hani sağlığına dikkat ettiğin için insanlar hani orada yağ, biraz yağ şey yapıyoruz. Yağ kötü bir şey değil. Ette kolesterol var. Yani birçok doğal et güzel olan o şeyde. Bu bana normal geldi. Çok özel bir şey gelmedi. Mesela şu, ama bu hazır bir şey gibi. Hayır, sanki. O da burada yapılıyor. Buradan biraz fazla da sanki bir şey geldi bana. İçerisinde onun da gene İçindeki biberi, malzemeler burada yapılıyor olur da. İçindeki bazı malzemeler hazır malzeme. Yani. Tabii onları i̇şte hazır kullanıyoruz. Evet. İşte onun verdi yani şey, o konserve oldu belli. O şey doğallığı yok yani, salsa bazı Meksika lokantaları kendi sıfırdan yapıyorlar. Yani hiç hazır malzeme salsa, kullanmıyorlar. Salsa gibi demeyeyim, hani burada patatesin yanında lezzet vermesi için kullandığımız ya bir sos. Patates, dondurulmuş patates. Dondurulmuş patates. İşte ben bunu yani ne koyarsan koy. Değil ama bence mesela o yemekle bu yemek arasında İki ayrı kıta, iki ayrı ülke gibi fark ki var. Şimdi bazı yemeklerde tabii ki hani belli basit şeyler de olması lazım ama bazı da tabii fine dining usulü yaptığımız şeyler de oluyor. Evet. Bu da klasik normal ızgara köftenin dışında bir tık daha üstü nasıl olur dediğimizdeki çalışma diyelim. Bence ama yani normal ızgara köfteyi daha yağlı bir kıyma, daha bildiğimiz, anadan babadan bildiğimiz köfteyi tercih ederim ben. Çünkü bu bana kuru geliyor. Yani bunu yedikten sonra mesela damağımda kalan tat çok kısa bitiyor. Birdenbire bitiyor ve kuru bitiyor. Zevki kısa. Evet, yani zevki kısa. Şunu şöyle, biraz yağ akacak. Mesela bir fıstıkla da köfteyi açıkçası çok ben yakıştıramıyorum. Yani fıstık güzel bir şey ama hani fıstık her şeye gider. Neye gider? Daha çok tatlıya gider.
köfteye gider. Yani ama bir yemekte çiğ köfte kebapları mesela, fıstık çok güzel olur. Çiğ köfte tamam. Ama tam yağlı olacak, akacak. Çiğ köfte tamam. Ceviz de güzel gider, fıstık da güzel gider. Doğru. Onu kabul ediyorum ama normal yediğimiz kıyma şeyini, onun içine fıstık gelmesi benim zevkime göre çok şey değil. Bunun fiyatı ne kadar? Şimdi o kadar şeyden sonra fiyat söyle. Bu da 30 TL. Ha, bu mesela bana göre. Ama şimdi şöyle bir şey var Vedat Bey. Çalıştığımız yerlerde önce misafirin damak zevkine göre bir analizden sonra bir şey yapıyorsun. Şimdi çok köfte mesela kuzu eti ülkemizde çok kullanılır köftenin içine. Hı. Ağır kokusundan dolayı çok da tercih edilmez. Ama her kuzu ayda o koyunlar ağır kokuyor. Yani şimdi köfte yani çok yağ... kuzu kullanırsan ağır kokmaz, güzel kokar. İşte çok yağ bazen hani insanları geri şey yapabiliyor. Şu an için beğeniliyor ama tabii ki anladım. Onu da baz anladım. Almak lazım. E tabii yani gurmeler beğenmez de belki şeyler... beğenebilir. Peki ama teşekkür ederim. Güzel afiyet şeyler olsun. Yedik. Çok sağ olasın. Çok teşekkür afiyet olsun. Ediyorum. Her zaman bekleriz. Gördüğünüz gibi arkamda golf sahaları var. Burası daha çok genel olarak Kemerburgaz sakinlerinin ziyaret ettiği bir yer ama herkes gelebiliyor. Şimdi buranın şefi Ayvaz Şef bence çok iyi bir şef. Hem rafine mutfaktan örnekler sunuyor hem de belki her dama hitap eden yemekler hazırlıyor. Çünkü buraya daha önce geldiğimde görmüştüm. Yani çoluk çocuk aileler geliyor. Yani 8-10 yaşında çocukların da yiyeceği yemekler oluyor. Bazıları bir pizza yiyip kalkıyor. Bir de benim hoşuma giden tarafı, etkilendiğim tarafı yani kabiliyetli Türk şeflerinin dışarıda çok az zaman harcasalar bile gördükleri iyi şeyleri hemen kapması. Mesela o yaptığı deniz tarağının kalitesini eleştirdim ama onun altına yaptığı risotto mükemmeldi gorgonzola porcinli. Çorba yorumu mükemmeldi. Tartarı, steak tartarı şeyini de beğendim, somon tartarını. Fakat özellikle o İtalya'da öğrendiği teknik ile yaptığı şey çok güzeldi, levrek balığı. Yani ben yediğim 6 öğünden en azından 1-2 tanesini sıradan buldum. 3 tanesini, 2 tanesini çok iyi, 1 tanesini mükemmel buldum. Bu da bence güzel bir ortalama. Ve çok memnun oldum. Bu etraf da çok hoş. Yani burası aslında çoluk çocuk hafta sonu gelinip güzel yenilebilecek yemek yenilip iyi bir havada herhalde. Özellikle iyi havada çok keyifli bir yer. Ancak dikkatinizi çekerim. En çok beğendiğim o levrek menüde yok. Makarnayı çok beğendim. Mesela o var. Spagetti bolognese çok iyiydi. O var. Tartar da var. Çorba sanırım devamlı yok, değişiyor. Fakat önceden telefon edip biz o çorba istiyoruz ya da şef kafana göre yap ama güzel bir çorba istiyoruz. O şeyi de istiyoruz, levreyi de istiyoruz diyebilirsiniz.